Herkese selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Ağustos ayında okumak istediğim kitapları paylaşacağım. Geçen ay Temmuz ayında biliyorsunuz ki 5 tanesini birden buradan çekmiştik ve beraber bakmıştık. Ama 5 tane birden çektiğim zaman istediğim kitapları okumuş olmuyorum. Yani çok merak ettiğim kitaplar çok erteleniyor. O yüzden 2 tane kitap kendim belirledim. 3 tanesini de buradan birlikte seçmek istiyorum sizlerle. Kitabımın önünde değilim çünkü şu anda Alparslan orada uyuyor. O yüzden buradan seçeceğiz ve ben 3 tane seçtikten sonra gidip alıp geleceğim. Onları göstereceğim size. Bu şekilde olsun bu seferlikte. Kitabımın önünde videolar çekmeyi ben daha çok seviyorum ama maalesef bazen durumlar elverişli olmuyor. Öncelikle kendi seçtiğim kitapları göstereyim. İlk olarak Hayatta Kalanlar kitabını seçtim. Çok merak ettiğim bir kitap gerçekten. Zaten geçen ay almıştım herhalde. Yeni aldığım bir kitap. Yazarın bir diğer kitabı var. Onu da Malmö İstasyonu. Onu da almıştım. Ama önce bunu okumak istiyorum. Gerçekten çok fazla seviliyor bu kitap ama sevmeyeni de gördüm. Yani yazar birazcık uzatmış diyen de vardı. Bakalım ben hangi tarafta olacağım. Çok kısa şuradan arka kapağını okumak istiyorum. Travma ve trajedinin ardından çözülen bir zihnin Anılar Sarayı'nda gezerken en derin bağlarımızın bizi en büyük darbelere karşı nasıl savunmasız bıraktığını ustalıkla ortaya koyuyormuş. Çok iyi bir kurgu ve kusursuz bir anlatım diye böyle yorumlar falan var. 3-4 tane yorum var arkasında. İki kardeşim bunlar. Üç kardeş annelerin ölümü üzerine bir araya gelmelerini anlatıyormuş. Kardeşler annelerinin vasiyeti üzerine çocukluk yıllarının odağındaki eski yazlık evlerine dönüyormuşlar. Hikaye katman katman açıldıkça ve kardeşlerin çocukluklarına daldıkça gerçekler anlaşılıyormuş. Timah yayınlarından çıkıyor. Ben Timah yayınları fazla okumuyorum aslında görmüşsünüzdür. Ama bazı kitapları da gerçekten güzel oluyor bence. İlk kitabım buydu. Bunu çok okumak istiyorum. Zaten kısa da bir kitap. Bir diğer kitabım bir öykü kitabı seçmek istedim. Yine her zamanki gibi her ay böyle bir öykü kitabı okumayı ben gerçekten çok seviyorum. Mahir Ünsal Eriş'ten Sarı Yaz kitabı. Kara Yarısını ben okuyup sevmiştim. Zaten ondan sonra bu kitabını aldım. Bunu da okumak istiyorum. Ya yine de güzel olur diye düşünüyorum. Zaten bu da çok kısaymış. 134 sayfa. Öykü okumayı ben sevmeye başladım. İlk zamanlar çok fazla sevmesem de hep böyle roman okumak istesem de. Bu aralar öykü kitapları hoşuma gidiyor. Özellikle iyi öykü kitapları bulabildiysem. Hatta şu an okuduğum, bu arada Temmuz'un sonlarına yaklaştık. Güç Gidenler koleksiyoncusunu okuyorum. Bu Temmuz ayının son kitabı. Zaten okuduklarım videosu da gelecek büyük ihtimalle. Bugün bitecek bu. Yani Temmuz ayının son günlerinde bunu okumuş oldum. Güzel öykü kitabı. Tavsiye ederim. Mahir Ünsal Eriş de güzel yazıyor. Kariyerisi de güzeldi. Beğenmiştim. Bu kitabı da severim diye düşünüyorum. Öykülerden oluşan bir kitap. En çok sevilen kitabı da buymuş. O yüzden bunu almıştım. İki kitap benim seçtiğim kitap olsun. Şimdi hazır mıyız? Birlikte buradan kitap seçeceğiz. Bir tane değiştirme hakkı veriyorum kendime. Çünkü öyle olması lazım. Bir tane değiştirmem gerekiyor. Evet, seçiyoruz. Umarım istediğim güzel kitaplar çıkar. Çok heyecanlıyım. Gerçekten okumak istediğim kitaplar çıksın. Yani böyle kıyıda köşede kalmış kitaplarım var ve okumak istiyorum ama elim gitmiyor. O kitaplar çıksın. Hadi bakalım. Bir tane seçtim. Bu arada babam dışarıda odun kırıyor galiba. Ses geliyor. Kusura bakmayın eğer videoya da yansıyorsa. Aa, Sahaf Mendel çıktı. İncecik bir kitap ve Stephen Zweig okumayı çok severim. Uzun zamandır da okumuyordum. Bu kitabı okuruz. Bu arada değiştirme hakkı vermiştim kendime. Bir tane kitabı değiştirebilirim. Üç kitap seçeceğiz. Bunlardan birini değiştirebilirim. Bir tane daha seçiyoruz. Bir tane daha seçtim. Bakalım uzun bir şey bu. Sadeliğin Dayanılmaz Hafifliği çıktı. Bu da böyle kişisel gelişim kitabı. Bunu da okuyabilirim. Güzel. Evet, üçüncü kitabı seçiyorum. Seçtim. Bakalım. İnanmıyorum. Kavgam serisi birinci kitap çıktı. Okuyabilir miyim acaba o kitabı? Kalın bir kitap. Üç kitap seçtim. Bir kitap daha seçeceğim. Dört kitap seçeceğim. Üçünü okuyacağım yani. Bir tanesini değiştireceğim. Bu üçünden birini değiştiririm belki diye seçiyorum şu anda. Güzel çıkmazsa değiştirmeyeceğim. Kafam karıştı gerçekten şu an. Bir tane daha kitap seçtim. Denemeler çıktı.
denemeleri okuyabilirim. Şimdi ben bu kitapların dördünü alıp geleyim. Üç tanesini okumak istedim. Bir tanesini eleyeceğiz. Ben şimdi kitap odama gidiyorum. Şu an Alparslan uyuduğu için sizi götüremiyorum ama hemen alıp kitapları geleyim. Evet, geldim. Bu arada Kavgam serisinin birinci kitabı böyle ciltli şekilde olduğu için altı kitaptan oluşuyordu galiba. Beş kitap da olabilir. Onu oradan alamadım. Alparslan uyanır diye ses çıkaracaktım çünkü. Onu direkt eliyoruz. Yani onu başka zaman. Video bölündü ama kusura bakmayın. İçeri gidip geldikten sonra videoyu çektim tamamen. Dört kitap birlikte size gösterdim. Bayağı da konuştum. Videoyu sonra baktım ve mikrofonun şarjı bitmiş. Gerçekten 2 saattir yani bununla uğraşıyorum. Çok sinir oldum. Mikrofonsuz devam ediyoruz. Ne diyordum ben? Kavgam serisini okumak istemiyorum. Çünkü hem havalar çok sıcak ve eğer seriyi seversem devamını okumak isteyeceğim. O yüzden onu geçiyoruz. Şimdi diğer kitaplardan bahsedebilirim. Kavgam serisi bir daha çıktığı zaman okuyacağım tabii ki. Şimdi ilk kitabı göstereyim. Yani ne güzel konuşmuştum. Birazcık bölündü video ama hevesim de kaçtı. Kusura bakmayın ya. Neyse. İlk kitabım Saaf Mendel. Zweig'den daha önce O muydu kitabını en son okumuştum ve çok çok beğenmiştim. Okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Saaf Mendel'i de uzun zamanda merak ediyordum. Yakın zamanda aldım zaten. Çıkması da çok iyi oldu. Zweig'den uzun zamandır kitap okumuyordum. Yani O muyduyu da bayağı önce okumuştum. Sevilen bir kitap. Umarım ben de severim. Bir diğer kitap Denemeler. Bu arada kağıtları göstereyim size. Saaf Mendel. Sadeliğin dayanılmaz hafifliği. Bir de Denemeler çıktı. Kavgam serisi bir olanı da bu kutunun içine attım. Tekrar çıkarsa diye. Denemeleri de ben yeni almıştım. Herkesin okuyup sevdiği ama benim hala okumadığım bir kitaptı. Zaten uzun zamandır merak ediyordum. Bu ay gerçekten 2 tane klasik çıkması da şans resmen. Sevindim açıkçası. Bakalım ben de sevecek miyim? Seveceğimi de düşünüyorum. Birazcık da geç kaldığımı düşünüyorum bu kitapla alakalı. Yani çoğu kişinin favorisi bu kitap. Bakalım. İkinci kitabım da buydu. Bir diğer kitabım da Sadeliğin Dayanılmaz Hafifliği kitabı. Bunu kimse de gördüğünü sanmıyorum. Böyle çok gördüğüm bir kitap değil. Ben Amazon'da gezinirken aslında bunu görmüştüm. Karşıma çıkmıştı ve almak istemiştim. O aralar böyle sade yaşam üzerine takmıştım açıkçası. Herhalde öyle kitaplar ararken bu karşıma çıkmıştı ve almıştım. Kapak tasarım falan da çok hoşuma gitmişti. Birazcık arkasını okuyayım. Burada yazarımız hastalandıktan sonra hayatını sadeleştirmeye karar veriyor aslında. Birazcık ondan bahsediyor. Mesela diyor ki, bir de dışarıdan ses geliyor. Mikrofon da yok, çok ses geliyor. Kusura bakmayın. Genellikle her şeyin daha fazlasına sahip olmayı, her gün daha çok çalışmayı, daha fazlasını görmeyi arzularız. Ancak amaçlarımıza doğru emin adımlarla ilerlerken hayatın anlamını ve asıl mutluluk kaynağımızı gözden kaçırabiliriz diyor. Hastalık belirtileri doğrudan etkileyen mutsuzluğunu kökten iyileştirmeye karar veriyormuş. Burada bir hastalıktan bahsediyor. Tam olarak içeriğini bilmiyorum. Ondan sonra kendini bu şekilde sadeleştiriyor diyelim. Diyor ki mesela daha az yetinebilmek, daha çok üretebilmek ve fazlalıklardan kurtulmak, böylelikle sağlıklı bir yaşam sürdürmek, daha anlamlı ilişkiler kurmak, profesyonel ve özel yaşantınızda stres düzeyini azaltmak için sadelik prensibini benimsemenin önemini vurguluyormuş. Umarım seveceğim bir kitap olur. Yarım bırakmayı asla düşünmüyorum bu kitabı. Seveceğimden eminim neredeyse. 316 sayfalık da bir kitapmış. Benim toplamda seçtiğim kitap var. 5 taneydi. Şöyle göstereyim. Hepsini okuyabileceğimi düşünüyorum. Çünkü çok aşırı kalın kitaplar değiller. Yine içlerinde tabii ki sevmezsem değiştirebilirim. Hani böyle kendimi çok çok zorlamak istemem. Çünkü o zaman da okuma motivasyonumu kaybediyorum. Sevmezsem 50 sayfa 100 sayfa okuduktan sonra sevmezsem başka kitap seçeriz. Bunu da zaten size söylüyorum. Temmuz ayında olduğu gibi söylemiştim. Ağustos ayında okumak istediğim kitaplar da bunlardı. Sizin aralarında okuduklarınız varsa yorumlarda yazın. 5 tane kitap seçebilirdik aslında bu kutudan ama dediğim gibi istediğim kitaplar da oluyor ve çok ertelemek istemiyorum. O yüzden 2 tane garanti olsun. İstediğim, beğenebileceğime emin olduğum kitaplar seçtikten sonra diğerlerini zaten kura şeklinde beraber seçmeye devam ediyoruz. Bu serim sevildiği için ben devam edeceğim. Yani bu sene sonuna kadar buradan seçip okumaya devam edeceğim aslında. Keşke böyle 10-15 kitap okuyabilsem ama Alparslan'dan dolayı en fazla 5 tane kitap zor okuyorum zaten. Biliyorsunuz siz de genelde bahçede falan çıkıp okuyorum. Okuma vlogu çekmemi ister misiniz? Devam edeyim mi? Okuma vlogu çekmeyi ben seviyorum. Bu kitaplardan istediğiniz varsa yine okuma vlogu şeklinde çekebilirim. Bahçede çekiyorum genelde, güzel oluyor. Böyleydi.
Şimdi gideyim. Zaten birazcık da moralim bozuldu mikrofon olayına. Yeni almıştım biliyorsunuz mikrofonu ama alışamadım. Yani diğerinde şarj bitme olayı yok. Mesela videonun ortasında şarjı bitti mikrofonu. Bu sıkıntı bence. Yani sürekli şarjda mı durması gerekiyor? Bunu da öğrenmiş oldum bu videoyu çekerken. Neyse artık yapacak bir şey yok. Her gün şarja takmam gerekiyor. Bunu anlamış oldum. Birazcık motivem düştü ama sıkıntı değil. Yine de size göstermek istedim. Ya bir de şöyle bir şey. Alparslan da içeride uyuyor. Hani uyurken bir an önce çekip birazcık da kitap okumak istiyordum. Şimdi kitap okuyamayacağım. Çünkü videoyu iki kere çekmiş oldum. Ya da iki kere çekeceğime bir tane daha video çekebilirdim falan. Neyse. Zamanımı çaldı. Zamanımı çaldı mikrofon. Neyse. Böyleydi. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi, yorumda yazmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.